neresinden bakarsak çok konu var ve aslında güzel bir çerçeve çizdiniz bize. Bölüşümden ve paylaşmadan bahsettiniz. Ve şu son dönemde, bu 3. Dünya Savaşı'nın konuşulduğu bir dönemde Ali Kemal Bey, taraflar net mi? Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın yanındayız dedi. Nasıl şekillenecek? Şimdi Orta Doğu'da ben bir 3. Dünya Savaşı yaşanacağına inanmıyorum. O açıdan neden? Çünkü bu 3. Dünya Savaşı'nı yürütecek kadar devlet işin içerisine girmez. Şimdi bir İsrail, diyelim Hizbullah'a yönelik operasyonu arttırdı. Hizbullah'ın yanında açık bir şekilde yer alması muhtemel bir devlet yok. Yani bugün Suriye'nin fiili olarak savaşa dahil olması imkansız. İran fiili olarak savaşa dahil olması imkansız. Dolayısıyla bu çok daha Hizbullah ve şey arasında, İsrail arasındaki bir çatışma olarak kalacak. Hatta çok enteresan bir şekilde geçtiğimiz gün yapılan cihazların patlatıldığı saldırıda birçok Arap ülkesi sevindi. Suudi Arabistan'da şarkı bile yapıldı. Ya böyle bir durum var. Yani bugün Hizbullah savaşı büyüdüğü zaman kalkıp da Suudi Arabistan veya herhangi bir Arap ülkesi onun yanına gelmeyecek. Dolayısıyla Orta Doğu'da böyle bir risk yok. Peki Fransa neden Lübnan'a destek açıkladı? Lübnan'la Fransa arasında tarihsel olarak bir yakınlık var. Tarihsel yakınlık da şundan kaynaklanıyor. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren Fransa'nın Lübnan'daki Hristiyan nüfuslarında bir himayesi söz konusu. Oradaki Hristiyan toplumunda güvenliğini sağlamak için orada en azından bir tarafsız rol üstlenmek zorunda. Açıktan bir şekilde Hizbullah'ı veya işte diğer Müslüman grupları karşısına alan bir Fransa, oradaki Hristiyan azınlığında güvenliğinden endişe edebilir. Ama bahsedildiği gibi 3. Dünya Savaşı bugün çıkabilirse, ben 3. Dünya Savaşı deyince işin içine çok sayıda devletin katılması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da da ben 3. Dünya Savaşı riski görmüyorum. Yani en fazla Rusya'ya karşı bir birleşme söz konusu olabilir. Bu da olsa olsa 1853-54 Kırım Harbi'nin bir örneği olur. 1853-54 Kırım Harbi'nde ne oldu? Osmanlı ile Rusya savaşmaya başladı ve adamlar bizim donanmamızı Sinop'ta yaktılar. O gün İngiltere Fransa baktı, Türkiye'yi tek başına bırakırsak Rusya Osmanlı'yı silip süpürür dediler ve dahil oldular savaşa. O zaman İngiltere, Fransa ve henüz İtalya olmamış Sardunya Devleti, Sardunya Devleti sonra genişleyerek İtalya'yı kurdu. Onlar askeri müdahale yaptılar ama bugün bölgede bir savaş olması için Rusya'nın yanında kim yer alabilir Avrupa'da? Bir zamanlar Doğu bloku olan devletlerin hepsi şu an NATO'nun yanında. Hatta ellerine ne kadar Rus envanteri varsa gönderdiler. Ki Erdoğan da dedi, benim yönüm batıdır dedi yani. Onun dışında, doğuya da sırtımızı dönmüyoruz dedi. Biraz önce İbrahim Hocam bahsettiği gibi bugün daha kitlesel bir savaşın olabileceği yer tek Pasifik Okyanusu'ndadır. Ama orada da gene savaş. Çin, belki Kuzey Kore'de dahil olabilirsin. Yani en potansiyel 3. Dünya Savaşı riski orada var. O bile bence kısmen olmaz ama çok geniş kapsamlı bir savaş olabilir belki orada olursa. Ama bugün Orta Doğu'da ben olayın dozajı artacaktır. İsrail dozajı arttıracaktır. İran'ı çatışmanın içine çekmeye çalışacaktır. Çünkü şu an İran'ın zafiyetini görüyor. İran'ın çok ciddi ekonomik sorunları var. Her ne kadar tamam bir balistik füze potansiyeli bulunsa bile hava savunması konusunda ciddi handikapları var. Bundan dolayı ben önümüzdeki günlerde biraz daha İran'ı tahrik edecek hareketlere girişeceğini, eğer İran'ın bir karşılık vermesi halinde Amerika ile birlikte İran'a bir darbe indirmeye çalışacağını düşünüyorum ama işte bu noktada da belli ki İran'ın yeni yönetimi çok temkinli. Bu beklenen misillemeyi geciktiriyorlar. O nedenden dolayı biraz daha gerginleşecektir ama bugün için İran'dan savaşı çekinmiyorlar bu arada eskisi kadar. Şöyle bir şey var. İran'ın tabii bir füze potansiyeli var ama aradan geçen süreç içerisinde İsrail ciddi bir şekilde de bir ivme kazanmış. Yani tamam, hani dersiniz ki geçen sene 7 Ekim'de niye böyle kepaze oldu ama teknoloji anlamında da ciddi bir ilerleme kaydetmişler. Bu son olay, yaşanan olay da bunun göstergesi. İstihbarat ağı çok güçlü ve asıl sıkıntı şu. İran ve Hizbullah adına. Aradan geçen yıllarda Mossad iyi değerlendirmiş ve çok ciddi bir şekilde içine sızmış. Yani bugün Hizbullah'ın tedarik ağına müdahale etmiş. Keza İran'da İran'ın misafirini öldürdüler. Hani şöyle bir şeyler deniyor. İran buna göz yumdu. Peki İran buna göz yumdu da adamlar ikisinin içerisinde İran devrim muhafızları, İran'ın silah sanayisi içerisinde çok kilit adamları da öldürdü. Böyle evet, bir durum var. Yani artı F-35 savaş uçağının belli ki ciddi bir teknolojik de katkısı var. Şu an İran gözlemlediğim kadarıyla biraz hava soğumasını güçlendirmeye çalışıyor. Şimdi balistik füze atmak tek başına sorun değil. Attın.
Peki geleni karşılayabiliyor musun? O konuyla ilgili Rusya ile bir temas içerisinde. Rusya geçtiğimiz günlerde S-400'ler gönderdi ama tek başına yeter mi? Sadece bir kaç batarya almakla yetmiyor. Bunu mesela şeyde gördük. Ukrayna ve Rusya sınırında gördük. İki devlette de dünya kadar hava savunması olmasına rağmen halen şeyi kontrol edemiyorlar. Hava sahasını. İran çok geniş bir coğrafya. Hava sahasını çok kolay kontrol etmesi mümkün değil. Geçtiğimiz sefer misillemede toplam 300'e yakın füze attılar. Ve ciddi bir şekilde de şey atıldı. Kamikaze drone. Ama isabet sayısı çok düşük. Hani bunu İsrail'in başarısı değil ama Amerika, Ürdün, Suudi Arabistan katkısı aldı. Yine aynı katkıyı belli ki sağlarlar. Bu açıdan dolayı biraz... Bir de Güney Kıbrıs Rum kesiminden İngiltere ve Fransa uçak havalandı geldi. Ve onlar füzeleri düşürdüler bir kısmı. Tabii şöyle bir şey var. Tabii İsrail'de çok hani bu anlamda İsrail yenilmez, çok iyi durumda demek istemiyorum. İsrail'in zaten çok büyük bir handikap var. Coğrafyası çok küçük ve güvensiz. Ama bu güvensizliğe karşılık işte Amerika'nın da desteğinde çok ciddi imkanlar var. Bu son süreçte Hizbullah'a çok ağır bir kayıp verdirdiler. Yani bu kayıptan yola çıkarak bence biraz daha şartları zorlayacaklarını ve Hizbullah'ın biraz gücünü kırmaya çalışacaklarını, eğer arada bir İran tepki verirse Amerika'nın desteğiyle de İran'a belli bir kısmi bir derecede bir operasyon yapmaya çalışacaklarına evet. inanıyorum. Şimdi tabii Hizbullah'ın gücü de şöyle bir düşünülmeli. Çünkü Hizbullah yıllardır orada fazlasıyla geliştiren ve aslında Lübnan'ın meşru güç olarak kabul etmesine vesile olan bir örgüt konumunda. Ve bu noktada tabii İsrail'in içerisinde de biliyorsunuz şu düşünce vardı. Biz Hamas'ı bitirmeliyiz vardı. Keza 7 Ekim saldırıları da bir bahane oldu. Hamas artık yavaş yavaş bitme aşamasına geliyor gördüğüm kadarıyla. Yok, bitme değil, hatta şöyle bir şey var. Onu bir ekleme yapayım. Hamas'ın bitti yok. Hamas şu an militan sayısı anlamında bildiğim kadarıyla sayısını da arttırmış durumda militan. Yani sonuçta bu, yani Türkiye'de bu Hamas konusu çok tartışma konusu oluyor ama evet. en nihayetinde bir ulusal direniş hareketidir. Tabii. Ha, bana göre yani bunu farklı bir şekilde değerlendirenler olabilir. Özellikle bu sol cenahta da hani bunun dini bir yani bizim toplumda şu anlaşılmıyor. Hani dini bir söylem içerisinde olmasının bir önemi yok. Her toplumdaki direniş hareketleri o ülkenin halkın motivasyonundan faydalanır. Dindar bir toplumdan dindar bir yapının çıkması muhtemel. Yani militan sayısı olarak azalmamıştır. Ha, ama ne dedi? Tecrübeli kadro kaybediyorlar mı? İlla ki diyorlar. Bugün kesinlikle. Hizbullah da bitmez. Ha, çok ciddi kayıp veriyorlar ama sonuçta şimdi, halkın içinden çıkan hareketler bunlar. Ona geleceğim ama tabii burada acaba Hamas gibi yaparlar mı? Yani İsrail'in bakış açısı Hamas'a olduğu gibi Hizbullah da bitmelidir diyerek çevirir mi? Size Okan'da, soruyorum bunu. Ha, buyurun. İstiyorsan ben bir şey ekleyeyim de. Şimdi yani sorum aslında şu.